أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاه والسلام على من احيا الدين بعد ان كان سيرا وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله ve külle dalatin finnar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ırzam aleyhimü salavat ve teslimatın ehl-i beyt, el, ashab, etbalar, rıdvanullahi teala aleyhi mecmu'inin bir cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminatın hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşafenlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şerif bina edenlerin, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden emme hutaba, cemaat müslüminin tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Ebgadun nas ilallahi <laughs> Allah'a insanların en buzlusu. Burada kasıt Aşağıda gelecek ifadelerden insanların tabiri olmakla beraber Müslümanların çünkü kafir zaten Kur'an-ı Kerim'e konuşuyoruz biz, Şahsi bir kanatımız değil. Kafirler Allah'ın en buz Ettiği hatta Kur'an-ı Kerim tabiri aduvi, aduvi benim düşmanım diyor. Yaratmış nimetleri vermiş, yaradanı tanımamak Allah hoşuna gider mi? Tabi düşmanım diyor. Evet düşmanım diyor. Kur'an'da tabir bu. Düşmanım diyor. Kafirler zaten buraya dahildi. Zaten onlar baş düşmanı. Allah'ın hiç sevmediği insanlar. Kafirler. Burada kasıt şimdi gelecek zaten e, Müslümanlar. Müslümanlar içerisinde Allah'a insanların en sevimsizi, sevmediği kimdir? Selasun, selasetun üç gruptur. <laughs> Mülhidun fil haram. Şimdi biliyorsunuz Mekke'nin etrafında harem bölgesi var. Kur'an-ı Kerim'de oraya ancak müminler girebilir. Kafirler oraya giremez ayet-i cellesi var. Orası emin beldedir. beldedir. Orası özel statüye tabidir. Oraya girmek için Müslüman olmak lazım. Bir, dış ülkelerden geliyorsan oraya ihram giyeceksin. Ya ömre yapacaksın ya haç yapacaksın. Bunun dışında Buradan efendim İstanbul'dan Erzurum'a gider gibi gidemezsin. Haram bölgesi, Mekke civarı haram bölgesi mutlaka dışarıdan gelenler için söylüyorum tabi siyasetçi olsun, tüccar olsun, ne olursa olsun, talebe olsun ne olursa olsun mutlaka ihramsız geçilmeyecek. Mikat denilen yerde ihrama girecek. Ondan sonra ya ömre yapacak haç zamanındaysa haç yapacak. Başka türlü oraya giremez. Bir, ben şimdi burada aslında ağaç kesmek iyi değil. Çünkü ağaçlar Allah diyor, zikre diyor. İhtiyacın yokken, zaruri bir durum yokken bir ağaç dalını koparmak, bir çiçeği koparmak, Allah diyen dili kesmek demek, Allah diyen dili kesmek demek, kesebilirsin. Efendim haram mı hayır? Haram demiyorum. Ama işin ana, ana tarafı ana meselesi temeli böyle Allah diyen dili susturmuş oluyorsun. Ona göre şimdi buradan hemen şuraya gidelim. Adam sigara içiyor. Mesela belediye bir ton para vermiş İtalya'dan ağaç ithal etmiş, caddelerin, sokakların kenarına dikmiş. Kamyonla geçerken orada sigaralık var. O mereti içmezse daha güzel ya. Ama içiyor. Oraya bırakmıyor. Ağzından pancarı açıyor, kenara atıyor, yazın çok oluyor bunlar, otlar tutuşuyor, o ağaçlar bir ton para verildi, senin verginle bedava, cebinden vermedi ya o adam. Güzelim ormanları gidiyor pikniğe, böylesi sigara atıyor ve yangın çıkarıyorsun, ne yapıyorsun? Allah diyen o dilleri koparıyorsun, orada bir sürü canlı var, canını sen vermedin, Allah verdi, yakıyorsun beyefendi, dikkat et. Yangın çıkarma ve lüzumsuz yere ağaç, çiçek, ot yolma, koparma. Evet, o kadar böyle. Şimdi buralarda yaptın, ee, efendim işte işki haramdır filan. Onun gibi açık bir haram sınıfından değil bunlar. Ama işin mahiyeti böyle. Fakat Mekke'ye gittin mi? nabit, kendi bitmiş otları koparamazsın, kendinden bitmiş ağaçları kesemezsin. Kendiliğinden doğmuş, gezmiş, tavşanı vuramazsın, kekliği avlayamazsın varsa yani. Hemen ben avsız duramam, yapamazsın. Orası haram bölgesi, özel statüye tabi dediğim o. Böyle harem de Allah'ın yasaklarını aldırmıyor adam. Aman be diyor, ben zevkime bakarım. Mülhit o demek. Günah işlemeye meyyal, hazır. Potansiyel günahkar yani. Hazır günah işlemeyen adam mülhit. Mülhit potansiyel günahkar. Haram sınırlarını tanımıyorsa evet şimdi azıcık konuşalım tabii. Bir ton para harcıyor adam. Ömrümde bir defa Allah'ın emriyle gideceğim diye bir ton para zamanından ayırıyor. Rahatından ayırıyor. Gidiyor Mekke'ye. E burada alışmış ya kahveye gidiyor veya caminin şadırvanına gidiyor. Başlıyorlar bir başka amcayı, çekiştirmeye, şöyleydi de böyle dedikoduya, alışkanlık. Oraya gidince orada da başlıyor şimdi Kabe'nin karşısına oturuyor, başlıyor dedikodu yapmaya. Veya otelde oturuyor, gel artık ya komşu ya, patlayacağım ya, iki tıkırdaşalım diyor. O tıkırdaşırlar raken, başlıyorlar dedikodu yapmaya. Türkiye'ye dönüyorlar, dağa gidiyorlar ovaya, bizim köydeki falanca var ya diye başlıyorlar. Hacım etme. Orası haram bölge. Senin işe Konya'ya, İstanbul'a benzemez orası. Bak özel bölge. Orada potansiyel günahkar, suçlu. Allah'ın en sevmediği adam. Dikkat edin bunu ya. Mayınlı tarlaya girdiğin zaman komutan diyor ki bak şu plan, mayın planı beyefendi. Bu planı şaşırırsan hava uçarsın. Aynen böyle. Dikkat et orası haram bölge. Dikkat et mayınlı tarla orası. Hiç olmazsa orada dedikoduya dur dur. Kavga etme. Kötülük yapma. Böyle haram bölgesinin hürmetine riayet etmeyen adamlar o kısımlar Allah'ın en sevmediği kimselerden birisidir. Haram bölge ilan etmiş. Üstüne bir de ihram giydirmiş. Her gün hatırlatıyor ihram. Buna rağmen kendine gelmiyorsun. Allah'ın buzuna muhatap olursun. Muhatap olursun. Ee, bu tabi ilhat, mülhit, şirke yönelmek anlamına da gelir. Mülhit adam, müşrik adam, kafir adam anlamına da gelir. Günaha meyyal adam, hazır, günah işlemeye hazır ee, adam demektir. Evet, şimdi bu hoca efendi mübarek bir adam, gümüşhaneli ne diyor bak. Ben söylüyorum, bana o kadar da olmaz hocam demeyin. Ben aktarıyorum ve min hasaisil haram haram bölgesinin özelliklerindendir. Yu'akabu bil azmi bil haram. Haram. Haram işlemiyorsun fiilen ama harama azmetmekten dolayı gene ceza muhatap olursun diyor. Cezalandırılırsın. Halbuki burada işlersen günah günah işlemiş olursun fiilen. Dış alemde bir hareket olursa, dış aleme çıkarsa ama orada azim haline gelmişse kötülük içinde azim fiil olmasa bile gene cezalandırmaya muhatap olur diyor. Haram bölgesinin özellik orada. Çünkü orada demek ki ne demek dedikodu yapmak? Eline tesbih alacaksın. Estağfurullah sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah diyeceksin. Kur'an okuyacaksın. Böyle meşgul edeceksin kafanı. Yanlış fikirler girmesin diye. Ya tavaf edeceksin. Yorulduysan namaz kılacaksın, yorulduysan Kur'an okuyacaksın, yorulduysan Allah diyeceksin, yorulduysan Kabe'ye dönüp bakacaksın. Kafandan kötülükler geçirmeyeceksin. Böyle azim haline gelirse harem bölgesinde onlar bile onlardan bile ceza verilir. sorumlu tutulur diyor Gümüşhan el Hazret. Ve mübtegın fil İslami sünnetel cahiliye. Adam Müslüman. Allah'ın en sevmediklerinin birisi bu potansiyel günahkar. Her an günah işleyebilir. Öyle kaç, kaç bilmiyor adam hazır. Bu sevmediği adam. İki, iki, İslam'da cahiliye adetlerini peşinde koşuyor. Evet bizden söylemesi hiçbir bölge bizim muhatabımız değil. Bütün inanan, inanmak isteyen, öğrenmek isteyenlere hitap ediyoruz cahili adetlerine harekete geçirmek isteyen adam cahili adetlerinin peşinde koşan adam Allah'ın en sevmediği adamdır mesela ne? ne? Ee, mesela kız çocuklarını öldürmek cahili araplarının şeysidir şimdi günümüze uygulayalım doktora gitti Doktor dedi ki, beş tane kız var herifin, altıncısı, oğlan olsun demişler, güne kız. Doktor yüzde yüz kız. Her şey belli olmuş. O zaman doktor bey al bunu, canlanmış. Şimdi kürtaj yağar ya, kanunen öyle ama ben dini tarafını söylüyorum. Ben kanuna bir şey demiyorum, sakın yanlış anlamam Dinen canlanmış çocuğu aldıramazsın. Çocuk diyor ki, güne kız diyor. O zaman al doktor bey, al şu parayı. Cahili adetidir bu, kızları öldürmek. Cahili adetidir. Ondan sonra ve yara, uğursuzluk cahili adetidir. Sabah nereden çıkıyorsun? Önünden şey geçti. Kadın geçti. Hıh uğursuz. Kadına uğursuzdur. ham sofu Kadın da senin gibi Allah'ın bir kulu. Uğursuzluk kendinde. Ne uğursuzluk arıyorsun? Elin karısında. Sabah nereden çıktın? Köpek geçti. Hıh bugün işim uğursuz. Cahili adetidir bu. Efendim daha dur bakalım. Daha dur. Şimdi köylerde neye inanırlar? Baykuş ötte evimize. Birisi ölecek. Birisi gidecek. O da Allah'ın güzel bir yaratığı o ya. Baykuş. Allah'ı zikrederken başkası beni duymasın diye tenhalara gidermiş. En makbul kuş. Onun için tenhalara gidermiş. Şimdi bizde ne diyorlar? Hıh, baykuş ettiğine göre buradan adam ölecek. Hepimiz öleceğiz. Ölmeyeceğiz mi? Ama kaç sene geçiyor zaten ben biliyordum kardeşim falan sene baykuş öttü herif gitti. Deme öyle güzel kardeşim. Evet bu uğursuzluk saymak e, cahili adetidir. Öyle diyor cahili adetini arayan adam Allah'ın en sevmediği aramlardan birisidir. Öyle söylüyor güzel kardeşim. Sabahleyin kalk Bismillah de sağ tarafından kalk. Namazını kıl Bismillah de kapıdan çık. Korkma Allah'a sığın. Bismillah tevekkeltu alallah hasbi Allah maşallah la havle ve la kuvvete illa billah de yürü. Uğursuzluk filan olmaz. Ama sen Allah'a sığınmamışsın. Aklını çalıştırıp tedbir almamışsın. Araba kullanırken kurallara uymamışsın. Gelmiş herif çapmış. Lanet uyuş uğursuz. Zaten sobalin kadın geçti önümden de. Yok sen kurallara uymamışsın. Sokakta giderken uyuyorsun ya. Uğursuzluk sende ya. Evet, uğursuzluk aramak kötülüğü kabahati kendini arayacakken uğursuzluk aramak cahiliye adetidir ve Allah böyle kimseleri hiç sevmez. Biz bunu çok yapıyoruz. Çok yapıyoruz. Bunlar batıl inançlardır. Evet, yapmayın böyle. Müezzin ezan okurken mendil sallarsa kızın nasip açılırmış. Nerede yazıyor ya böyle şey olur mu ya? Ama yaptırıyorlar. Herif yapmasa dövüyorlar. Ben biliyorum. Müftüne şikayet ediyorlar herifi. Yapmayacağım dediği zaman dövüyorlar mezzini. Olur mu böyle şeyler? Olur mu böyle şeyler? Yanlış. Cahiliyat eti bunlar. Daha bitmedi efendim. Bitmedi. iki. Vel kehane. Kahinlik, falcılık, cahiliye dönemi Araplarının, cahiliye insanlarının adetidir. Gazeteyi açıyorsun kardeşim. Gazetenin bir sütünü var. Fal köşesi diyor. Adın ne? Alıyor şimdi beyefendi evine o gazeteyi. Ali okumuyor. Hanımefendi alıyor Ayşe. Hemen kızım bak bakalım. Senin adın Ayşe, kızın adı Fatma. Sen Müslümansın. Ne işin var senin falcılıkla? Falcılık Allah'a inanmayan putperest müşriklerin adetidir. Ya bir de böyle bu kahinler var şimdi istikbalden haber veririm den yalancılar, sahtekarlar. Bunlara gidiyor bir de para veriyor. Evet. Men sattaka kahinen fakat evet kefara bima unzil ala Muhammed Kahine gidip de istikbalden haber veririm diyen yalancıya gidip de danıştın doğru söyledi dedin mi? Muhammed Mustafa'yı indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olursun. Çünkü o Kur'an'da gaybı Allah bilir diyor. Sen de gidiyorsun. O Kur'an'a inandım diyorsun. âmentü diyorsun. Ve kütübihi diyorsun. Söyle bakalım. Yarın ne olacak? Ben ne yapacağım? Söylüyor. Tabi adam insan. Kurnaz adam. insanın hayatından geçecek olaylar çok iyi biliyor bu. Tecrübeli. Senin hayatının geçecek şeylerin yüz tane yalan söylüyor. Yüz birince bir tutturuyor. Doğru söyledi diyorsan aynen Kur'an'ı inkar etmiştir diyor peygamberimiz. Maalesef maalesef bunları çok yapıyoruz. Lütfen böyle şeyler yapmayın. Cahiliye adeti peşinde koşanlar Allah'ın sevmediği ve niyaha ben ne yapayım söyleyeceğim. Ben elçiyim. Bana kız bak yok. Allah hiçbir insanın başına acı vermesin. Evet samimi olarak diyorum düşmanıma da vermesin diyorum ben. Ben Müslümanım. Müslümanlar insanların iyiliği için yaratılmışlardır. Öyle diyorum. Düşmana bile vermesin. Ama şimdi oluyor. Hayat bu. Trafik kazası oluyor. Veya gencecik 15 yaşında, 27 yaşında kanserden gidiyor. Bakıyoruz dövünüyorlar böyle. Vuruluyorlar. Yırtıyorlar. Saçlarını yoluyorlar. Her gün televizyonda görüyorsunuz. Buna niyaha derler ve bu haramdır ve bunu yapan melondur. Evet, bu niyaha'ya engel olmayan imkanı varken o da ortaktır diyor Peygamberimiz. Onun için diyeceksin ki, bir dakika teyzeciğim, komşu, arkadaşım. Tamam acın büyük de şöyle bir gel. Ama biz öyle yapmıyoruz. Kadın mesela adam, mümin adam Allah'tan kadere tam razı olmuş. Gözleri şapır şapır ama bağırmıyor, çağırmıyor. Allah Allah, taş gibi kalbi var ya, oğluna ölüversin diye bakıyormuş, bir ağlamadı ya, bir bağırmadı ya, bir de kınamaya gidiyoruz. Etmeyelim bunları. Bu niyaha, bağıra çağrı ağlamak, saçını başını yolmak cahili adetidir. Bunu yapanlar olan hiç sevmediği insanlardır. Acın büyük tabi, peygamberde oğul İbrahim ölünce kucağında şapır şapır gözyesi dökmüş. Ona bir şey demiyoruz. Bağırıp çağırmaya niyaha ona derler saçır başının yoluyor, Değil mi? Yangın oluyor. işte şu sebepten bu tedbirini almamış. Kaba sen de tedbirini almamış yangın çıkmış. Çocuk kavrulmuş. Nasıl böyle saçını yoluyor yapma teyzeciğim. Tamam acın büyük de ağla tamam bir şey demiyoruz. Ağlamak merhamet alametidir de iyidir de. Bağırdın çağırdın mı saçın başın yoldun mu? Cahili adet oluyor Allah seni sevmiyor. Bir de üstelik melun oluyorsun. Etmeyin böyle siz çoluğunuza çocuğunuza arkadaşlarınıza böyle durumlarda müdahale edin deyin ki güzellikle tabii önlemeye çalışın. Ondan sonra Kumar da cahiliye araplarının şeysidir. Karısını kumara koyardı Anadolu'da gene var maalesef malını mülkünü koyuyor. Ondan sonra çoluk çocuğu çoluk, kumara koymuş karısını ceketini alıp çıkıyor. Böyle adamlar biliyorum ben İstanbul'da var kumardan alamamış kendini gül gibi karısını çocuklarını bırakmış kumara koymuş üttürmüş herifin elin herifi geliyor eve öyle ahlaksız insanlar da var maalesef yapmayın bu cahiliyatı sen, puta mı tapıyorsun sen müşrik misin hayır ben müslümanım ne biçim müslümansın karını kumara koyuyorsun paranı kumara koyuyorsun kumara oynamak cahile adetidir böyle cahili adetlerini peşinde koşanlar Allah'ın hiç sevmediği e, ee, insanlardandır. Ve men Mesela ölümü hak etmiş, cezalandırılmayı hak etmiş adam araya giriyorsun. Öldürme. Cezalandırma. Olur mu canım bu falan filan adaleti önlemek isteyenler Allah hiç sevmediği insanlardır. Suça yataklık yapmayacaksın. Aracı olmayacaksın. Şefaatçi olmayacaksın. Onu söylüyor. Bu da cahiliye Arapları böyleydi. Peygamberin Mekke'nin fethi günü hırsızlık yapmış o hengamede böyle asil büyük zengin başlardan birisinin hanımı altına dayanamamış. Onu da yakalamışlar İslam askerleri. Ondan sonra suçu sabit olmuş. Peygamberimiz cezalandıracak. Bu defa Mekkeliler o "Bizim adamımız ya, bilmem şeyimizin karısı olur mu efendim? En sülalesi şöyle." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sevdiği Üsame var. Üsame demişler rica et ya peygambere. Bunun elini iş şey etmesin, cezalandırmasın bunu. Gitmiş peygamberimiz mübarek kızdığı zaman buradaki damarı varmış, kabarırmış böyle, kıpkırmızı olmuş. Bana bakın demiş. Sizden evvelkiler yok oldu. Neden yok oldu biliyor musunuz? Adaleti önüne gelenlerine, şereflilerine, zenginlerine, itibarlarına uygulamadılar. Garibanlara uyguladılar. Yok oldular. Vallahi kızım hırsızlık etseydi onu tereddütsüz cezalandırdım diyor ve hiç uyku, hiç tereddütsüz adam kadıncağızı şey diyor kadını cezalandırıyor. Senden şimdi olur mu ben o bizim şeyimizin başkanı bilmem nesi nesi adalete engel olanlar cahiliye Araplarında vardı. Buna engel olmak Allah'ın sevmediği şeylerden birisidir. Ondan sonra Evet. Hakkın değil. Laf ediyorsun, laf etsin. Dayın var, amcan var, arkan var. Garibanın şeyine tasarruf ediyorsun arazisine. Bilmem nesine şuna bunla. Ben onu alırım. Hani filmlerde biliyorsunuz film oynuyor. Bu bunlar hayatta da var tabii. Şimdi kızını vermiyor kızını. Vermeyeceğim diyor. Kız var mıcım diyor. Alırım ben onu almasın bilirim. Yani parasıyla, bilmem dayısıyla, bilmem neyle, bütün şeyleri harekete geçiriyor. Hakkı olmayan şeye tasallut ediyor. Bu da cahili adetidir. Ee, bunu da Allah hiç sevmez böyle kimseleri. Evet, böyle kime? Kendine, kime? Akrabasına gibi. Allah'ın sevmediği hususlardan birisi de muttalibu demimri'in bi gayri hakkın liyü li harika demehu evet li yuharika demehu evet söylemek benden peygamberin hadisini aynen tercüme edeceğim şimdi haksız yere bir insanın kanını akıtmak için koşturuyor koşturuyor kan davası arıyor evet hocalar baksınlar evet hadis Buhari hadisidir bir suç işlendiği zaman insanın hakkını kendi alması ihkak hak yok İslam'da. Hakime gideceksin. Hakim karar verecek cezalandırılmasına. Öldürülecekse öldürecek ne bilim falan. Bizzat sen alamazsın. Neden? Sen hudud aşarsın. Çünkü yüreği yanmışsın. Cezası birse sen on verirsin kızgınlıkla. Bu defa sen zalim olsun. O da ona karşı koyar derken işte kan davası böyle devam ediyor. Böyle bir kimsenin kanını mesela cezada falanca öldürmüş. Öldüren öldürülür İslam'da böyle. Şimdikilere karışmıyorum ben. İslam'da böyle öldüren öldürülür. Öldüreni öldürmüyor. O kendini koruyor. Dokunamıyor ona. Gidiyor gariban bir çocuğa, bir onun akrabasına. Beyefendi Müslümansın. Namaza geliyorsun. Diyor ki Allah'ın en sevmediği alamlardan birisi. Hak etmiyor ki öldüren öldürülür. O da adalet yoluyla öldürülür. Sen gidiyorsun ona dokunamıyorsun koruyor kendini diye. Daha akrabasından birisine geliyor falan şehirde. Görüyorsunuz her zaman televizyonlarda. Ne biçim Müslümansın? Etme böyle. Allah'ın en sevmediği adamlardan birisi budur. Kan davası. Sınırı aşıyor. Allah'ın çizgilerin öpüsünde iş yapıyor. Evet birinin karnını akıtmak için gel diyor. Gel sana şu kadar para. Sana şuraya tayin ettireceğim. Şöyle yaptıracağım. Gel al şu parayı. İşte bu adam. Evet bunu peşinde koşan adam Allah'ın en sevmediği adamlardan birisidir. Birisidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize bu hadisleri size bunları aktarmamızı gerektirdi. Tabi şimdi ee, Allah'ın sevmediği şeylerden daha çok var. Ee, e, şimdi bidat icat edenler Kur'an'da yok, sünnette yok. müştehitler müçtehitler etmemiş. Yeni ortaya koyuyorsun. İslam'ın din, dibine dinamit koyuyorsun. Bu adamları hiç sevmiyor Allah. Ee, evet, bir insanı bir insanı cezalandırmak işte kanunlar, kurallar var. Sen onları hiç dinlemeden zevkine göre adam öldürüyorsun. Bunlar var mı hocam? Var ya. Adam ispirtocu. Adam fakirlik içinde bir başkası diyor ki al lan şu parayı. Şu adam benim için temizle. Var maalesef bu. Peygamber bunları görmüş. Onları söyle işte bunlar cahili adetidir. Böyle şeyler yapmayın diyor. Bukhari, Abdullah ibn Abbas'tan hadis-i şerifi nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bizim hayrıyla eylesin. Cenab-ı Hak bizleri Allah'a, Allah'ın emirlerine, Allah'ın Kur'an'ına, Peygamber Muhammed Mustafa'nın sünnetlerine iyice dört elle sarılan, istikamet üzere yaşayan, hep iyilik düşünen elinden dilinden gözünden kulağından ayağından hep iyilik akan dünyaya iyilik için geldiği bilincinde yaşayan içi dışı birbirine uygun tertemiz dürüst müslümanlardan eylesin diyorum. Allah akıbetimizi hayır eylesin diyorum.